Peki az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de bir fabrikanın açılış törenine katıldı. Orada bazı açıklamalar yaptı. O açıklamalarından biri çiftçilere yönelik mesajlarından biri artık traktörünüze tarlanıza haciz konmayacaktı. Geçtiğimiz günlerde bir çiftçinin tarlasında çalıştığı sırada borcu nedeniyle traktörüne avukatlar, icra memurları eşliğinde el konulmuştu. Peki çiftçinin durumu nedir? Çiftçimiz ne durumda? Fiyat artışlarının marketlerden kaynaklandığı söyleniyor ama aslında en iyi de çiftçiler, üreticiler bunu bilir. Fiyat artışlarının nereden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor diye. Biz de bunun için Çiftçi Sen Genel Başkanı Sayın Ali Bülent Erdem'le konuşacağız tüm bu sorunları. Sayın Erdem, merhabalar. Merhaba. Şimdi aslında ben direkt olarak size marketler mi, zincir marketler mi sorumlu diye sormak istiyorum ama bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da var, onunla başlayalım istiyorsanız. Bundan sonra artık çiftçimizin traktörüne, tarlasına haciz gelmeyecek dedi. Bankalardan alınan kredilerin dedi, faizlerini ilk hafta hepsini sildireceğim dedi. Nasıl değerlendirdiniz bu açıklamaları? Sildirebilirse tabii, çok güzel bir şey olur. Ama bugüne kadar uygulanan AKP 19 yıldır sürdürdüğü politikalar 1980 yılın itibariyle Türkiye tarımını liberalize edilmesi sonuçlarını biz bugün yaşıyoruz. Bunun olabilmesi için aslında bizim IMF ve Dünya Ticaret Örgütü, esas olarak da Dünya Ticaret Örgütü'nün dayatmalarına karşı çıkabilecek bir duruşu yapmamız gerekti. Çünkü ürün fiyatlarının serbest piyasada belirlenmesine, uluslararası serbest piyasada belirlenmesini dayatan ve uluslararası serbest piyasada belirlenmesi demek, gıdayı tohumundan pazarlamasına kadar eline geçirmiş olan küresel şirketlerin fiyatları belirlemesine neden oluyor. Bu durumda da zaten fiyatlar maliyetlerini çok altında seyrediyor. Bütün bunu yapılabilmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Dünya Ticaret Örgütü ile olan ilişkilerini reddetmesi gerekiyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı çıkmadan bugün o söylenenlerin ne kadar yapılabileceği aslında biraz da kuşkulu. Hı hı. Anladım. Bir küresel durumdan bahsediyorsunuz. O zaman şöyle bir soru sorayım. Tohum hepimiz için yani yaşamın kaynağı diyebiliriz tohum. Türkiye'de tohumda ne kadar dışa bağlıyız? Atalık tohumla üretim yapılabiliyor mu yoksa biz tohumlarımızı yurt dışından mı alıyoruz? Şimdi 2006 yılından itibaren çıkan tohumculuk yasası ile birlikte bizim yerel ve atalık tohumlarımızın aslında pazarlanması yasaklandı. Yani sadece yerel belediyeler üzerinden veya yerellerde yapılan bir takım etkinliklerde yerel tohumları takas edebiliyorsunuz. Ama yerel tohumlar üzerinden siz şey yapamıyorsunuz, satamıyorsunuz. Satamadığınız gibi yerel tohumlarla yaptığınız üretimin sonucunda destek de alamıyorsunuz. Yani destekleri alabilmeniz için size, faydalanabilmeniz için desteklerden sertifikalı tohumları kullanmanız gerekiyor. Sertifikalı tohumlar da şirketlerin tohumları oluyor. Şimdi bu tohumlar ister Türkiye'de bulunan tohumculuk şirketlerin olsun, ister küresel şirketlerin olsun, onlar o kadar iç içe geçmiş ve beraberler ki bu anlamda çiftçiye elinden tohumunu kaybetmiş halde. Bildiğimiz atalık tohumlarını kullanamıyor. Çünkü bu atalık tohumları kullandığı zaman özellikle pandemi döneminde pazara erişimde de zorluk çekiyor. İşte marketler o zaman devreye giriyor. Yani daha çok marketlerde satılan ürünler daha standart, eşit, aynı renkte olması gerekiyor. Ama yerel tohumlarda bu özellik yok. Esas o özelliğin olmaması onları değerli kılıyor ama tüketicilere yönelik bir kampanya sonucunda tüketicilerin kendisi de o hibrit tohumlarla, şirket tohumlarla üretilmiş ürünleri
tercih etme yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla bu tohumlar da ağırlıklı olarak yurt dışından geldiği için fiyat artışları sadece marketlerin, 5 zincir marketin almış olduğu bir karardan kaynaklanmıyor diye söyleyebiliriz zannediyorsam. Aslında şöyle söylemek gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi 1980 yılından itibaren dünyadaki bütün liberalize edilmeye başlandı. Bunun anlamı şuydu. Bütün ülkelere şu dendi. Siz bütün tarımsal yapılarınızı dağıtacaksınız. Çiftçilere verdikleriniz, girdi desteklerini, sübvansiyonları, destekleme alımlarını, taban ve taban fiyat uygulamalarını kaldıracaksınız. Düşük faiz uygulamalarını kaldıracaksınız. Ve tarımınızı şirketleştireceksiniz. Bunu uygulamaya başladık biz. Özellikle 99 ve 2001 yılları arasında Dünya Bankası ve IMF marifetiyle dayatılan bu programı biz uygulamaya başlamıştık ülke olarak. Hızlandırmıştık aslında 80'de başlayanı. Hatırlarsanız Kemal Derviş döneminde 15 yasa, 15 günde 15 yasa denilen tütün yasasının, şeker yasasının çıkartılmasının nedenleri de buydu. İstenilen süreç, bütün dünyada istenilen süreç, bize dayatılan, her ülkeye dayatılan ve bize de dayatılan tarımın şirketleşmesiydi. Tarımın şirketleşmesi demek şu, siz tohumundan başlayarak bütün bir üretimini, girdilerin sağlanmasını ve pazarlanmasını şirketlerin denetimine bırakacaksınız. AKP 19 yıldır bu politikaları ısrarla uyguladı. Şimdi ısrarla uyguladığı zaman bunu pazarlama bölümünün şirketlerin eline geçeceği çok açıktı zaten. Uyguladıkları politikaların sonucunda bugün şirketlerin eline geçmiş olan gıda ve gün geçtikçe daha fazla geçen gıdanı bu şirketlere bağlamak yanlış. Bu şirketlerin elbette bunda çok büyük rolü var ama esas olarak bizim uyguladığımız tarım politikaları bu şirketlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu marketlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hatırlarsınız pandemi döneminde marketlerin dışında gıdaya ulaşma şansı zaten kalmamıştı. Yani pazara erişim almamıştı çiftçilerin ve köylülerin. Şimdi böyle bir durumda marketlerin giderek daha fazla önem kazanması kaçınılmaz. Ama burada bir daha var, yani gözden bizim kaçırmamamız gereken şeyin kendisi şu. Eğer çiftçinin elinde bir tohumu varsa çiftçiye kendi çekici gücünü kendi hayvanlarıyla sağlayabilir. Kendi üretimini yapabilir. Kendi gübresini hayvan ve bitki atıkları üzerinden sağlayabilir. Ve tarımın gerçek döngüsüne ilişkin üretim yapabilir. Siz çiftçinin bu şeylerinden vazgeçirmek zorundasınız. Peki. Onun için çiftçinin elinden tohumu almak zorundasınız. Peki. Onun için bizim tohumculuk yasası 2006 yılında çıkartıldı. Sadece bizde değil, Irak işgal edildiğinde iş çıkar yasalardan biri tohumculuk yasasıydı. Peki. Bütün dünyada da tohumlar şirketlerinin eline geçti. Pazarlaması da şirketlerin doğal olarak bütün bu girdileri ve şeyleri sağlayanlar, girdileri sağlayanlar esas pazarlamalarını da ele geçirmeye başladılar. Ve bunu yapılabilmesi için de hükümet şunu söyledi, teşvik etti aslında. Dedi ki çiftçilere, siz kooperatifler kurun ama bu kooperatifler şirket gibi kooperatifler olsun. Ya toprağınızı terk edin ya da sözleşmelerle şirketlere bağlanın. Türkiye'de sözleşmeli üreticilik ısrarla dayatılıyor. Tarım Bakanı bunu ısrarla söylüyor. Peki. Tarım kredi, Sayın Erdem, biraz zamanımız kalmadığı için son bir cümle toparlarsanız önemli aslında ama. Diyeceğim, tarım kredi kooperatifleri bile sözleşmeli üreticilik yaptığı zaman vergiden muaf tutuluyor. Şirketler de işte bu marketler de dikkat ederseniz bütün reklamlarında bizim ürünlerimiz bizim ürünümüze ve sözleşmeli üreticilikle yapılıyor diye reklamlar düzenliyor. Evet, reklamını yapıyor. Şimdi bu sözleşmeli üreticiliğinden çiftçiyi vazgeçirmezseniz, şirketlere bağımlı hale getirirseniz gıdanın kendisi dünyada çok az
bir şirketin eline geçecek ve bu insanlık için çok büyük tehdit. Peki. Bu bütün süreci... bu konuşmanızda benim aklıma Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın bir cümlesi geldi. Gıdayı kontrol ederseniz insanlığı kontrol edersiniz diye bir cümlesi vardı. Petrolle ulusları, gıdayla insanları. Ne yazık ki o ürpertici cümle geldi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Peki bitiriyorum.